Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları açıklaması Asgari ücret ve emekli maaşları için açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz dedi. Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi. Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var, ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi, hem maliye politikasında bütçe açığının azalması, hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde %107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon %65'ti. Bu sene biz %49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon %49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre %44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi, ne memurumuzu, ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi. Bu sene içerisinde değişmedi. Biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama asıl olan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon %28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise %40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek.